Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, siz kutgan eksklyuziv suhbatimiz bugun bo'lib o'tadi. Albatta Dilafruz Hayitmatova bilan Xorazm estradasining yorqin yulduzi. Demak, bizni kuzatib borasiz, biz eksklyuziv suhbatimizni boshladik. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli yurtdoshlar. Bugun biz siz kutgan eksklyuziv suhbatimizni Xorazm estradasining yorqin yulduzi, nafaqat Xorazm yulduzi, Uzbek Show biznes vakilasi Dilafruz Hayitmatova bilan bugun suhbat quramiz. Avvalambor xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga birinchi savolim, yaqinda Jahongir Pozilcanov bilan duet etgansiz, eshitganman, zo'r chiqqan. Shunga kim sababchi bo'lgan, sizga kim taklif qilgan o'shani? O'sha haqida muxlislaringizga gapirib o'tsangiz. Endi u duetga ham 1 yil bo'ladi. Unga sababchi bo'lgan bizning ustozimiz, prodyuserimiz Said aka bo'lgan. Said aka sababchi bo'lganlar, meni yo'nalishimga tushadi. Chunki shu yo'nalishda boshqa duetlarim ham ko'p, lekin Jahongirning yo'nalishi senga tushadi dedi. Keyin ular gaplashib, o'zlari duetni qildirib berishgan. Ancha bo'ldi unga, 1 yilcha bo'lib qoldi. Asosan sizga o'sha endi hamma san'atkorlarimizda ham sponsorlar bor, o'ziga yarasha homiylari bor. Sizga kimlar yoki kim sizga yordam beradi o'shanda? Sizda ham bordir, masalan, sponsoringiz, o'zingiz homiyingiz. O'shalar haqida gapirsangiz. Homiyimiz bor. Meni homiyim Qozog'istonlik Vadird Nishankov. Biza o'tdi faqat menga emas, 4 ta proyektimiz. Qo'shiqchilar ham bor, aktyorlar ham bor. 4 ta proyekt qilib olganlar. Prodyuserimiz ham sponsorimiz shu Qozog'istonlik. Siz bilan ko'rsatuvimiz bo'lmasidan oldin ko'plab muxlislaringizdan Dilafruz Hayitmatova o'zini oilasi haqida gapirmagan deydi. Hech qayerda o'zingiz oilangiz haqida gapirmagan ekansiz. Endi o'zingiz oilangiz haqida gapirib o'tsangiz. Oilam, ota-onam, 2 ta singlim, 1 ta ukam bor. Singlim turmush qurgan. Ukam hali maktabda o'qiydi. Otam kollejda ishlaydilar, onam uy bekasi. O'zimni lishni hayotimni hali to'g'risini aytsam aytkim yo'q. Endi ko'plab muxlislaringiz sir so'rayapti-da, masalan, turmush o'rtog'i haqida aytmagan, to'yini biz ko'rmaganmiz. Hech kimga aytmagan, shuni aytib o'tsangiz muxlislaringizga, bu qiziq deb o'ylayman menimcha. Endi to'g'risini aytsam, to'yni bizlar ham katta qilib, dabdabali qilib bermoqchi edik. Keyin shunaqa bo'ldiki, xo'jayinim bu narsani yaxshi ko'rmaydilar. O'zimiz oilaviy kichkina qilib o'tkazib qo'yganmiz. Unaqa rasm tarqatish, unaqa nima deydi, o'zini ko'rsatishni xohlamaydilar. Hamda nima deydi, ertaga chunki xo'jayinim Qozog'istonda ishlaydilar-da, o'zlari o'zbeklar, shu yerdan Qozog'istonda o'zini ishlari bor. Pandemiyada ham ular u yerda qolib ketdi. Men O'zbekistonda qolib ketdim. Shunisi ham bizga anaqa bo'ldi-da, shu ko'pchilik savol berdi. O'zimga ham lichkada xo'jayingiz kim, qatta, nimaga qo'ymadingiz? Qo'ydim, rasmlarni qo'ydim. To'yimiz bo'lganini rasmini qo'ydim, nikoh o'qilgan rasmini qo'ydim, faqat yuzlarini ko'rsatmadim. Chunki ular xohlamaydilar meni ko'rinishni, boshqani. San'atimga ruxsat berganiga ham shukr. Shuni hozir aytmoqchi edim sizga, qarshi bo'lmaganman. Masalan, siz san'atkorsiz, ayolsiz. Ko'pchilikka yoqmasligi mumkin bu. Sizga qarshi bo'lmaganman. Endi qarshi bo'lgan. Boshida qarshi bo'lgan, keyin tushuntirganman, endi yaxshi ko'raman san'atni. endi oldingidek ja bir shu bugun klip qilishim kerak, aylantirishim kerak, u bu qilmasam ham san'atdan ketmayman. Chunki bir marta ketib ko'rganman-da, ketib ko'rganda juda ham yaxshi bo'lmagan ahvolim. O'sha uchun aytganman. Ahvolim deganda sog'lig'im ham, o'zimning nastroyeniyam ham. Masalan, san'atning ichida yursa, hamisha o'ynab, kulib, xushchaqchaq bo'lib, nimagadir intilib, qanaqadir izlanishlar bo'ladi. Onda-sonda she'r yozib turasan. Shunaqa narsalar bo'lganda. O'sha uchun men tushundilar. Shunga bo'lsa kerak. Sevgan kasbim, sevam kasbim. Ko'pchilik so'raydi. Siz Qozog'istonga turmushga chiqqanmisiz yoki bo'lmasa O'zbekka tekkanmisiz? Yo'q, xo'jayinim o'zbeklar, Qozog'istonda, ishlari Qozog'istonda. Endi ko'pchilik aytishdi, menga ham ko'p savol beradi. Xo'jayiningiz o'zingizni sponsoringizmi? Siz ikkinchi xotinmisiz? Unaqa savollar ham bo'ldi. O'zim hayotim haqida, o'zim lishni hayotim haqida hech kimga aytish niyatim ham yo'q edi. Chunki ko'p savol bo'ladi. Xo'jayingizni nimaga qo'ymaysiz? Nimaga birga yurmaysizlar? Nimaga rasm qo'ymaysiz? Chunki ular xohlamaydi ko'rinishni. Hozir kunda boshqacha o'ylashadi-da, ba'zi san'atkorning xo'jayini nima deydi, o'zidan ya'ni nima ko'p o'zimiz ham ko'p eshitganmiz-da, san'atkorga uylangan bolalarni deymizmi, erkaklarni deymizmi? Hay palon uchun, hay pismadan uchun deb aytiladi. Shunga gap so'za qolmayin deb oilaviy hamma bir-birini doniydi, sho'ri yetsa kerak deb o'ylayman. Bilishimizcha siz oldin raqqosalikda o'zingizni sinab ko'rgansiz, shogird tushgansiz. Endilikda hozirda xonanda bo'ldingiz. Nimaga o'zi raqqosalikdan sizga to'g'ri kelmaganmi? Boshqa sohaga o'tib ketgansiz-da. Endi men raqqosachilikni uyimdan qochib tanlaganman-da. Qochib deganda men uyimdagilar pianinoga bergan, u o'qishga yosh payti. Ammo undan chiqardim-da, raqs to'garagi raqs o'rgatadigan joyiga borib raqs o'rganganman. Chunki menga raqs yoqardi. Uni tashlaganimning sababi boshqa ish boshladim, biznes qildim. Ko'pchilik biladi, bozorda magazin ochdim, Toshkentda kafe ochganman. Ba'zi uy ishlar menga emas ekan. O'sha endi raqs nimaski, qo'shiqchilikni sinab ko'rishga tanladim. Oldinlari aytib yurardim, bitta bo'lsa ham o'zim uchun ashula chiqaraman, lekin qo'shiqchi bo'lmayman deb. Lekin ashula chiqargandan keyin ulanib shunday qilib ashulachilikni ham hozir kunda endi o'qiyapmiz-da. Keling, hozir bo'lmasa ham masalan, siz qo'shiqlaringizni eshitganman, sog'inaman qo'shig'ingiz, keyin Nurmamat qo'shig'ingiz hit bo'lgan, hit darajasiga yetgan. O'shani hozir siz xirga qilib bersangiz, jonli ijroda. Nurmamat o'zi Xorazmda meni Dilafruz desa Nurmamatman deyshadi. U yaxshi ko'rishgan. Faqatgina bizda emas, Qozog'istonda ham yaxshi ko'rib, shu qo'shiqim uchun Qozog'istonga ko'p to'yga borganman. Ashu birdan Nurmamatim uchun. Men Qozog'istonga girib oldim desam ham bo'ladi. Konsertlar berganmiz, to'ylarga borganmiz. Ko'pchilik biladina, o'sha yo'llarimiz ochiq vaqtda, masalan, oyda 30 kun bo'lsa, kamida 10 kun Qozog'istonda bo'lganman. Gül kütarib gelipti, urib dilli hoşamet, nişab yürek etipti, yaman kubu Nurmamat, başında sür papakı, belinde adres belbog', yaxshi görüp kalıp mı? Gülüyip durar kengli çağ, ay Nurmamat, Nurmamat, yaman kubu Nurmamat, hay Nurmamat, Nurmamat, boş gelmesen Nurmamat. Ana. O'zi doğrusunu aytsam, Nurmamatni ishi 8 yil bo'lgan bo'lsa, 5 yildan ko'p foydalanib to'yladi. konsertlarda. Lekin hozirgi kunda doğrusini aytsam aytilmaydi o qo'shiq. Endi ko'proq bo'ldi. Hit qo'shiq bo'lgan. Shu hit hozir ham ko'p muxlislar eshitadi shu qo'shiqni. Yo'q, yuvarib turadilar, lekin yaxshi ko'radilar. O'zi nimaga siz faqat masalan erkaklar haqida, erkaklar nomiga qo'shiq aytgansiz? Endi bilasizmi nima? Meni birinchi hit darajada meni tanitgan qo'shiq Nurmamat bo'lgan. Buni O'ktam Davletov yozganlar. Shu vaqtda aytgan Dilafruz zo'r qo'shiq bor, lekin odam Nurmamat qoladi, lekin hit bo'ladi degan. Shu vaqtda aytganman, Sherif Mamat bo'lmaydimi? Hit bo'lsa bo'ldi, men yaxshi narsa aytib bering, shu men chiqarsin shu deganmandan. Shu vaqtda O'ktam shu narsani yozib chiqardik, xudo shukr. Shu qo'shiq bilan ko'p yerga bordik. Donildik. Donildim desam, adashimman. O'zi umuman olganda san'at sohasiga kirib nima topdingiz, nima yo'qotdingiz? San'at sohasiga kirib topganim bilmayman-u, yo'qotganim ko'p bo'ldi. Ayniqsa yaqin do'stlarni, do'st deb yurgan odamlarni yo'qotganim ko'p narsa bo'ldi. Hozir eslasam, anu yuragim og'riydi. Siz san'at sohasida, masalan, xolpachilik bo'yicha o'zingiz sinab ko'rganmisiz? Xolpachilik bo'yicha bizda o'zi istirada yo'nalishi bo'lsa ham xolpachilikni aytib turamiz, chunki bu biza Xorazm san'ati bo'lgandan keyin xolpachilikni bilmasang uyat bo'ladi deb o'ylayman. Xolpachilik yo'nalishidan ko'p narsa sinab ko'rganmizmiz. Endi ijodda aytmagan bo'lsam ham xizmatlarda aytamiz. Uni dijurniylarda albatta o'zimizni xalqchilik yo'nalishidan qo'shib bo'lmasa bo'lmaydi. Siz o'zingizni orzuingiz yakkaxon konsert berish bo'lgan. Bu haqida gapirib o'tsangiz, ekan siz birinchi konsertingizni qayerda qo'ygansiz? Birinchi o'zimni konsertim bu yakkaxon konsertim Qozog'istonda qo'yilgan. Qozog'istonning Qoraqalpoq, Sayram, Türkistan, çünkü özümüzün Özbekler köp yerda. Qalan konsertlere gelsek, köpü gala konsertler bo'lgan. Şu Kazakistan'da koyganımız birinci konsertimiz. Xudo xolasa, indi niyetimiz bor. Hali özümüz üstümüzde köp işleşim gerek, özüm üstümde. Xudo xolasa, bizler hem niyet bor, ustozlar din shu katta sahnalarda konsert o'zimiz konsertimizni berish nasib etsa. Siz eshitganman, har oyning 2-cumasidanmi, juma kunimi xayriya konsertingiz bo'lar ekan. Hozirda shu konsertingiz davom etmoqdami? Yo'q, bu har oyning 2-cumasi xayriya konsert emas, har oyning 2-cumasi kam ta'minlangan oilalarga xolis xizmat. O'zbekistonning qaysi viloyati, qaysi shahari, qaysi qishloqidan bo'lishidan qat'iy nazar, masalan, san'atkor chakrasi bor, puli yetmaydi yoki nima deydi, kam ta'minlangan oilalarga prosta o'zimiz borib xolis xizmat etib beramiz to'yinda. Sizga hozirga bermoqchi bo'lgan savolim, balkim sizni shaxsiyatingizga tegishi mumkin. Endi muxlislaringizdan kelgan mishmishlarga qaraganda siz birinchi turmushingizdan farzand bo'lmagani uchun ajrashganmisiz? O'zi bir ikkinchi turmushga chiqqanmisiz, birinchi turmushingizmi? Unisini bilmayman, o'shani so'rashdi. Bugun ertalab o'zi savol kelganda, anaqa qizingiz bor edi, nimaga qizingiz ko'rsatmayapsiz? Birinchi turmush o'rtog'ingiz bilan nimaga ajrashgansiz? Men hamisha jiyanlarimni o'zim bilan birga olib yurayman, o'zimga o'xshagan jiyanim bor. Uni hamisha seni qizing deb aytilgandi. U men birinchi turmushim, hozirgi turmushim bo'ladi. Xudo xolasa oxiri ham shu bo'lsa kerak. Nasib qilsa. Tashrifingiz rahmat, javob uchun. Siz baribir hozir poytaxtimizda ijod qilyapsiz. Kimda bo'lsa ham yurt sog'inchi bo'ladi. Siz Xorazmda qaytishni xohlagan bo'larmidingiz ijod qilishni? Xorazmda ijod qilishmi yoki Xorazmda yashashnimi? Ikkalasini ham, yashashni ham, ijod qilishni ham shu yoqda davom etishni xohlarmidingiz? Albatta xohlardim. O'zimni yurtimda, ota-onam bag'rida, qarindoshlarim bag'rida bo'lishni, lekin endi yosh paytdan beri shu yerda o'sdik, shu yerda yashadim. Maktab bitirgandan beri shu yerdaman. Shuning uchun xolida har bir odam sog'inadi. Chunki men sog'insam borib kelaveraman, bir kunami, yarim kunami farq yo'q uni. Sog'inch bo'ladi, yashasim keladi o'zim yurtimga borib. Siz o'zi Xorazmda qayerda tug'ilgansiz? Asli tug'ilgan joyim Qo'shqo'rda tug'ilganman. Oilada siz otangiz bilanmi yoki bo'lmasam onangiz bilanmi baribir sirdosh bo'ladi-ku. Siz ko'pincha kim bilan sirdosh bo'lgansiz? Adam bilan. Otangiz bilan sirdosh bo'lgansiz, to'g'ri. Masalan, siz oilangizdan keraklicha mehr olganmisiz? Ota-onangizdan. Endi hamma mehr oladi-yu. Lekin ko'pincha sirdoshim ammam bo'lgan. Endi qiz bola ayam bilan jabr sirdosh bo'lmaganmiz-u. Chunki ular bilan hamisha urushardi. O'qima. Endi yosh paytda urushsa yoqmaydi-yu. Hozir yoqadi, o'sha to'g'ri urushgan ekan, shu paytda yaxshi qilishgan ekan, deysan, endi vaqt tushunmaysan axir. Kimdir so'ksa yoqmaydi yosh vaqtda. Mehr olganman. Kız, ben ekeyini konuşsam ama ekeyini tanıysam mı dedi. Yok, danınma ekem. Ben doğdurgan ekem danınma. Hiç kaçan bu gapını aytmağamma. Doğrusu aysam danışlam istemeyim. Ben özümünü ekem bal, ben o adamı hiç kaçan, hiç kime almışlamayım. Çünkü ulama hamma narsani shukr. Demak, siz tan olmaysiz otangiz? Yo'q, tan olmaslikda emas, chunki men ularni ko'rmaganman. Vaqtida o'zim dona bo'zim bilib navayotganda borganman uylarini. Nomer tashab kelganman, telefon urmaganlar. Yaqinda eshitishim bo'yicha akam ukasi doyingman deb yozdilar. Go'rasi gapdi yuribdi. Agar siz sog'insangiz ularni borib ko'ramadingiz, otangiz? Men ko'rmagan odammish, deb sog'inasiz. Baribir ham otangiz-ku. Men otam uyimda, otam. Ben ulan ata tanınmam. 33 yıl elde neredeydi ata? Sizge yanınızda turgak bu. Sizge yordam berib, boringizni, yo'g'ingizni bildirmay turgan do'stlaringiz bormi? Bor. Do'stingiz bormi hozir? Do'st elden ko'p bo'lgan. Hozirgi kunda yanımda durgan 4 tane dostum var, 3'tasi kız bola, 1'tasi oğul bola. Dost deganda hamisha seni yanında duradı. Ne dedi ko'rasan senden ne olur fayda bu vaxtımız. No, şunun gün oldu yine. Pandemiya deymiz, başka deymiz. O bu günündə kim neçiklikini bilər ikənsən, 100 də dostum olsa, şuların içində sərələb 4 dəs qaldı. 3 dəs ayal kişi dostum, bitti oğul bala. Hazırki gündə dost tapışam kıyım bu. Hazır aytıb etdiyiz. Pandemiya tufayli, hazır pandemiya tufayli. O'sha karantinda bo'lib o'tdimi sizni? Şu dostlarınızı kim qanaqaligini bilib olganingiz? Ha, shunaqa bo'ldiki, menda judayam bir yaqin o'rtog'im bor edi. Men ularga vaqtida oramizda oldi berdi bo'lgan. Mana hozir kunda ko'ryapsiz, pandemiyada ba'zi bir hamma uyda ish yo'q. Endi oldi berding bo'lsa, ba'zi so'raysan, boshqa qilasan. Shunday turdi deb, "Masalan, qachon pul olganman?" dedi. O'shandan keyin menda gap uni pulda emas, gap meni o'rtog'im menga shunaqa qilgani alam botdi. Alam qildi. Ko'pchilik masalan shunaqa payt bo'lgan, kim nima desa yordamini ayamaganman u. Lekin vaqti keldi, mengadir nimadir kerak paytda hech qaysi turib bergani yo'q. Shuni bildimki, qiynalish ko'p bo'lmadi. Senga nimadir kerak paytda kim turib berishini bilishga anaqa bo'ldi. Mana shu kasallik ko'pchilikning yuzini ochdi desam ham bo'ladi men uchun. Do'stlaringizdan xiyonat ko'rganmisiz? Ha, ko'p ko'rganman. Endi siz baribir endi mashhurlar yonida do'st ko'p bo'ladi deyshadi. Chunki aytdim, oldin 100 ta dostum bo'lsa, hozir 4 tasi qolgan. Xiyonat ham ko'rdim, tuhmat ham ko'rdim, gapirishganlarini ham ko'rdim. Dajmanga men o'zi ishonmayman-da, oldinlari birov gapirgan bo'lsa, voy deb urushib, janjal ko'pchilik biladi. Telegramlarda ham ovozim chiqib ketgan o'sha paytlar. Yosh paytda endi janjalkash bo'lganman-da. Keyin ovozlarini menga dars olib kelib berishgan, o'zimni, do'stim, yaqinim deb yurganlarni ko'p gaplar ko'rdim. O'sha uchun aytayapman, hozir kunda 4 ta yaqin qalin do'stim bor. Men undan xursandman. Masalan, armon degan tushuncha hammada ham bor. Hamma ehtiyoj sezadi. Masalan, sizda ham armon bo'lganmi? Armon bormi? Bor. Ushalmagan orzularingiz. O'sha haqida gapirib o'tsangiz. Gapirmasam bo'lmaydi. Endi bugun ochiqchasiga gaplashamiz siz bilan, eksklyuziv suhbatimiz. O'zi ko'p narsani ochib yordingiz, lekin hech kim so'ra olmagan narsani, hech kim bilmagan narsani. Shunisi bilan qiziqda sizni muxlislaringizga va yurtdoshlarimizga. Chunki mana adam ko'radi. U hozirgi narsani ochdingiz-ku, xafa bo'lib qolmasalar bo'ldi deyman-da. Chunki men ularni yaxshi ko'raman-da, xafa qilishni xohlamayman. Hozirgi adam tug'diradi, hamma tug'diradi, uni boqishda, qarashda, mehr berishda. Shuning uchun bu siz hozirgi bergan savolingizga javob bermasam ham bo'ladi. Yana birovni xapatib qo'yishim mumkin. Bo'lgan. Juda katta. Siz kinolarda ham ko'rganmiz. Qaysi kinolarga tushgansiz? Sizga taklif qilishganmi shuni? Ha, kinolarda tushganman. Birinchi kinom qaysi bo'lgan edi? Kamilo degan kinoda tushganman. Labbay Rais, yana bir kino ish qilib 3 tur, serialdan Qora Atirgul qamoqxonada o'ynalgan serial, lekin men undan chiqib ketdim hozirgi kunda. Hazır ham bo'lib turibdi. Ko'plarini oti yodimda yo'q. O'zlari taklif etadi, albatta, chunki meni xarakterima tushadigan rol bo'lsa, kinoda ham, rejissyorlarda ham, aktyor, aktrisada ham o'rtoqlarim, do'stlarimiz bor. O'zlari taklif qiladi. Siz o'zingiz tushganmisiz yoki kinoga borib siz pul to'laganmisiz shu kinoga tushishingiz uchun yoki sizga konfet bo'lganmisiz diyecekmisiz? Yo'q, men hozir shokolad bo'lganman, konfet, konfet vaqtim o'tdi. Hozir shokolad, chunki shu narsani o'rganib bo'lganmizda, hozir konfet, konfet o'ynatibdi, undatibdi, mindatibdi, yo'q, o'zlari chaqirganda o'tganman. Sizlar pul to'lashganmi shular? Yo'q. Men o'zimga yoqadi, как hobbi. O'zim sinab ko'rganman, lekin aktrisa zo'r o'ynab bildim deb aytdimman. Qo'ldan kelincha ijro etdik, ko'pchiligini yoqdi degan umiddami, yana bilmayman. Uni xalq beradi bahosini. Hozirgi kunda yosh san'atkorlarimiz ko'payib ketmoqda. Bularni daji ko'psini san'atkor deb aytishga ham odam tili bormaydi. Shularga qanaqa qaraysiz? Men hali yoshlarga, yoki kattalarga qarashga o'zim yoshlik qilaman. To'g'risini aytsam, hammani omadini bersin. Men ularga hali gap topishga yoki bir maslahat berishga hali o'zim yoshman san'atda. Siz o'zingiz yoshlarga o'rnak bo'layapman deb o'zingiz o'ylaysizmi? Bilmasam. O'ylamagan ekanman, shu o'ylaymanmi, yo'qmi? Xorazm san'atkorlaridan sizda qaysi birlari yoqmaydi, qaysilari yoqadi? Siz qaysini qo'shiqlarni sevib eshitasiz? Men Xulkarnikini, Bunyodnikini, Dilmurodnikini, Dilmurod ham yaqinda zo'r qo'shiq chiqargan ekan, Xorazmga borganda eshitdim. Dim yoqtirib eshitaman. No, ko'plarini, Xurshid abkamnikini eshitmayapman. Mana odam ishq boqa, shuni ko'p eshitaman. Keyin yana kimni, Og'abek akani eshitaman, ustoznikini. Ortiq akam rahmatli, ularnikini eshitaman. Endi yoqmaganlari hammasi yoqadi, hammasini hurmat etaman, o'zini yarasha navs reytingi bor. Yoqmaganlarim ham bor, aytsam bo'lmaydi desam, o'zlari biladi uni. Siz o'zi, misoli, sizni tanib qolishgan noqulay joy bo'lganmi? Ha, qayerda bo'lsa ham. Yaqinda bo'ladimi? Yaqinda ko'p bo'ldi, men shu ikki qat paytimda. Zangiotadan ziyoratdan kelishdi. Magazin bor ekan, shu yerda imdin osib qo'yava, imberda ko'xta bor ekan, men bo'ladon deb girdim. Ro'mollardan navoda kichkina chiroyli bir qizimiz durgan ekan, men aytdim, "Shu ko'ftasichasi o'shuning. Opaman siz qattadir ko'rganman, opaman siz qattadir ko'rganman." Ichimni aytaman, bo'yanib, xo'shray vaqtim, xo'shray bo'lib yurganimda hech kim aytmagan. Shu opa ko'rganman deyardi. Yaxshi, ichchasum bo'ladi, menga aytib bering, pulni aytib bering, bilmasam deb qo'yaverdim. Chunki azon bilan soat 6 da turgansiz, ziyoratga kelayotirsiz, ko'zlashishgan. Ham ikki xatman doğrusu aysam, özüm, ben şunu sanatkarman demedimden tez pulun tölep çıkıp gittim. Yana bir evvelki yıl şunu halat boğan. Yangi yılda özü, bizden ortağımız bilen plan başka şeydi. Öydemiz, başka yerde kütemiz dedikten. Şu 30'una Karaganda hem hizmetle banda, hem öyde tayargarlik etiş gerek. 30 günü men produkte buyuribman, bozorga tushdim endi. U vaqtda Yunusabadda turar edim, hozir turmush qurgandan keyin o'zgardi uy. Yunusabad bozorida shunday Qarapaketda, çünki bazarda bir yerda bir yaxshi ko'radim va jumbadan shuni olmasam bo'lmaydi. Yangi yilmayin qaysi bir praznik bo'lsa, shuni olishim kerak. Shunga bordimda qarapaketlarda yunatib kelatirman. Endi yoshlarim kichkina bolalara podarka olib boraman ba'zi yangi yil kuni borasiz-ku mehmona. Alinda bir yerda turib ishini doğrusu aytsam savdolashni yaman görgen, navum savdalaş, lekin yankı yerde 10 dana alışım gerek de. Arzarak berin 10 dana al yatırman ko dese. Qarang siz Dilafruz Hayitmatovasi dedi. Aytdim. Verdim şu damashni giyim, mashinama o'zi uy biradim deb, uyga giyimda tez-tez bering ana deb paketlarni mindatib yurib, chunki o vaqtda arava alaman desang bazar yangi yil arafasında bilasiz bozorladim ko'p. Avvalgim ko'pmasadi, endi ba'zi bir qora paketlardan o'tib, yan qizimiz donigandan birinchidan xursand bo'ldim. Xudoga shukr, menam donadilar debdi endi ba'zi bir. Tembol hech navi yo'q edi. Na bo'yaq boradi, sochni bu yerdan qo'yganman, lampa shishatib, shu bilan shunday u yerdan hijolat bo'lganman lekin. Yana savdolashib turibman-da, yangi bilan shu ha o'shaman desa, ha unda yaxshi, mayli, xo'p, unda arzon beraman degan. U yeri yaxshi bo'ldi, lekin doniganam. Sizni butun bir hayotingizni yoki bo'lmasam o'zingizni yoshligingizdan tutib to hozirgacha butun bir qismini kino qilib olishganda, o'sha kinoni oila davrasida ko'rsa bo'larmidi o'sha kino? Bo'lsa kerak. Yaqinda ssenariy yozyapman o'zim. O'rtog'im bor, rejissyor qiz. O'zim hayotim senga yozib beraman dedim, chiroyli kino bo'ladi. Ssenariy yozishim kerak edi. Endi ssenariy hali yozmaganman, she'r yozib turaman yosh paytimda. Men aytdim, men o'zim hayotim senga ssenariy qilib yozib bera qolay dedim. Bo'lsa kerak menimcha. Hayatımı yazıp bergandan keyin. Demek aile davrasida ko'rsa bo'ladi. Bütün bir hayotingizda. Ava, dumam yomon yerlarini yozibman yaxshi. Yo'q, yomon yeri bo'lmagan, Xudoga shukr etish kerak. Xudoga shukr etaman. Ko'rsa bo'ladi. Deb o'ylayman, yana bilmadim. Agar şu ssenariyimni hali boshlamadim, yozib kinatib olsam, şu vaqtda aytaman, görsa bo'lamakan, yo'qmakan, so'rab ko'ring deyman. Shunda so'rab ko'rasiz. Xudo xolasa. Siz yozganingizga bog'liq-da. Endi hayotimni yozacakman. Yosh vaqtimdan tutib. Siz hozirda duet aytgansiz ko'plar bilan. Aldinki maqsadingiz kimlar bilan duet aytishni istardingiz yana o'zingizda? Halinki maqsadim sir bo'larsin, aytganda ko'rasizlar. Hali plan aytayotimiz endi hozir ijod bo'lib turibmi sizda? Ava. Yangi taronangizga yangi yil, Xudo xolasa, premyera, yangi yil premyera aytchakmiz nasib. Sizga hozirdan muxlislaringiz jo'natishyapti. Tug'ilgan joyingizga, ya'ni o'zimizni qishlog'imizga borib konsert berasizmi deyapti. Siz borgan bo'larmidingiz o'zingiz tug'ilgan joyingizga? Endi qayerda konsert bo'lsa, men hamma yerga borgan bo'lar edim. O'zimning qishlog'im ham boshqa. Chunki avvalgi yil men o'sha Xayriya konsertida aytchakadik. Plan o'xshamay qoldi. Borgan bo'lar edim. Taklif etsalar. Muxlislaringizdan yana savollar kelyapti. Ko'plab ota-onangizga sizni yaxshi ko'raman deb eng oxirgi marotaba qachon aytgansiz? Ana yo'qinda do'g'onimda akam bilan ham gap ketdi. Endi ba'zi bir beshik narsalarni olib keladi-ku, uyda kelib akam ham gap ketdi. Shu vaqtda aytdim. Ko'pincha akam aytdim. Sizni yaxshi ko'raman deb. Opam ham aytdim, endi akama ko'proq aytdim-da. Shu yerda yana bir savolni sizga baribir chekman. Endi bugun aytdırız-ku, açıkçası ne oldu. Bundan köp yıllardan Jahongir Otajonov bilan bo'lgan voqeani esingizga olsangiz, sizni o vaqtda do'st sifatida sizni o'pganmi yo bo'lmasam, siz u bilan sevishganmisiz Jahongir Otajonov bilan? Endi o savollarga ko'p javob berib o'tganmiz. Yo'q, bizda sevgi bo'lmagan. Men avval o'zimdan so'ragan deganman, necha bo'lganini o'zim bilmaydim, men ham bilmayman. Sağıngan çıkarmayın, 4 yıl görmevediler sanatın içinde. Şu 4 yıldan keyingi sanata girip gelişte görünge vaktim edi şu. Lekin şu savoldan doğrusunu aytsam, negatiflerinden ham, savollarından ham, hemen öcünden haradım. İndiki sapar, eğer kimde kim intervyu alaman degan bo'lsa, şu savolni bersa doğrusunu aytsam, bir vəc bilən miyəsinə yaramaydı qoy. Şunlarsan aytmasam bu mıydı? Sizə ağaqlandırmavaydım, hatta indiki səfərə yenə bir bərb qasaz, lakin ehtiyat bundan. Ben yerim yaman. Heç bir yaman cay yox, dost sifətində. Yenə dost sifətində, nə bileyim, dost sifətində öpkən bolsa gərəkdən. Yerda ündatib so'rashib, o'pishib turmagan, her sapar aytaman. Yerda yaman taj etganlar, ündatganlar, adı yaman mən boldim da, ish qilib, o'zini yoqdaydi deb gülüb turibdi dedi. Shading o'pding deb yig'layimmi? A kim Jahongir Otajonov o'pibdi. Adamlar men degan katta artistlar birovni oyoqini o'pib yotganlari chiqdi, boshqasi chiqdi. Meni shu Jahongir Otajonov labimni o'pgani aylan bo'lgirib hit bo'laveradi. Ko'targanda evvel yok, evvelleri hem özü o 3 yıl elden endi. O balanı hazır 10 yaştan aştı oxşuydu, o balanı toyunda biz, bir sanatkarın toyunda boğan narsa o. Hazır, naprimer, yana bir vəc çıkarsan, yana şunu məni atmetik etədilərdən koyu bərədilər. Bir vəc etsən, yana şunu atmetik, məni Instagramımı atmetik etədilərdən şunu koyu bərədilər. O könəyib boğan narsa o. Canıma deyib gitti doğrusu. Ben de ney bunda? Başkalarının birini ayakını öpmedim ki, ya bir başkalarının birini kucağında yatmadım ki. Siz özü Jahongir Otajonov bilen şu vaxtı birge toya çıkarmadınız? Çıkkanma evvel. Elden çıkkanmız, lakin ben... Sastaf boğamız, lakin Jahongir Otajonov'un yerine hürmet etmem. Hiç kaçan rakasalara yaman göz bilen karamağalı, hem hürmet etkiler. Köpçilik bolardı, sahnede oynap dursan var, toya barasan, başka barasan pul tiyer degen gepler boğan. Mağan Jahongir'e iş yerde oyna, mənim pulum sana bana yetedi degenden. Köpçilikte onun gep işitmişsiz. Mənim hazır çünkü rakasalım var, pul tiyer, ya bir vəcət demeyim mən. Şu ortada xoşray rakısını görsətdim mən. Şundan. Hazır gündə, yəni ictimai tarmaqlarda görəyətgən məsəyiz, Jahongir Otajonov sənətini tərk etkənliyi. Çünki qoşqu etiş, günah sənətini tərk etdi. Başqa sənətkarlarımızdan siz özünüzü şu sənət sahəsində icad qiləyətkəninizi doğru deb hesablayırsınızmı? Yoki siz ham vaxt kelib? Endi mən niyət etdim şu Jahongirani görgəndən keyin bizəram şunun gün gəlsin. Şunun günü ne oldu da güne yetirsin, bizden terk edip. Etkeyimiz de öldü. Niyet ettim, yaxşı niyetliydik o. No, hazırca doğrusunu açsam terk etiş niyetim yok. Doğru, hem atka adımızam günah, beyip perverdigar. Lekin sanatını taşaşmam, hazır taşap bilmesem gerek. Çünki öydəyəm, toy bulmasayam, ya bir oqışda dərsim bulmasayam, mən öydə özümdə aparatura etib qoyub. Mən həmmə nərsə öydə var, özüm bilə özüm aytıb otururam. Siz özünüzü yenə sənət sahəsində neçə il görə olasınız? Bilməsəm. Doğrusunu aytsam bilmə, oylab görməgən ikən mən. İndi muxlislər çəyil ne dedi, ezazlab, hürmet edip çakırsa şunca yıl görsəm gerek. Şöyle için icat etmişiz mümkün. Evet, şöyle için icat etmemiz. Yaxşı, eğer sənətimiz, bilmem ben, görəmiz peşanədə yazılğanı olanı. Xudaya şükür, müxlislərimiz var ekan. Rahmat sizlərə əlbəttə. Hazırki vermoqchi bo'lgan savolim, siz Xorazmlik eng ashaddiy muxlisisiz. Hozir 8 TV telekanalda ishlayapti, Laylo degan qizdan kelgan. Dilafruz Hayitmatova bilan qarindoshchiligi bormi? Shunga o'xshaydi, opa-singlimlar degan. Yo'q, qarindoshchiligimiz yo'q. Ferzabga bir dana qiz-ku. Qarindosh. Endi Xorazmga o'xshaydi desam da bo'layman, lekin uni endi men ko'p yerda o'xshatishgan, lekin hali qarindoshmasmiz. Sizga san'at sohasida eng katta yordam bergan ustozingizni ham so'rab o'tganlar. Xulkar. Xulkar Abdullayev sizga ustozchilik qilgan. Ham o'rtoq, ham dardkash, ham ustoz. Hozirgacha ulardan maslahat so'rab ish qilaman. Shunaqa. Siz umuman bilmaganda o'zi hayotingizni kitob qilib yozganingizda kitobga qanaqa nom bergan bo'lardingiz? Kitobgami? O'ylanmish kerak, endi nima deb nom bersam bo'lar ekan. Nima deb nom bersa bo'ladi, siz ayting-ku. Men sizni hayotda nom bermayman, misol. O'zi uchargilamlarim. Endi men hayotimda ko'p narsalar bo'lganda, qaysinidir tanlardim, yo yaxshisini, yo qiziqtirish uchun, yo yomonini, yomon nomni. Endi bilmasam, shunaqa qilib ko'rsam, aytaman qaysi nomni. O'ylamagan ekanman, nima nom berishni. O'ylab ko'rmagansiz, o'zingiz hayotingizni bilmaysiz. Yo, hayotim bilaman. Siz bilganingiz bilan nom berishni bilmaysiz. Nom berishni. Shunaqa? 33 yoshida baxtini topgan Dilafruz Hayitmatova deb beraman. Shunaqa. Bilmayman, endi ko'rarmiz. Shunday bo'lsa. Sizga san'at sohasida ijodingizga omad tilayman. Bir marta sizga kattagan rahmat aytaman. Ko'rsatib rozi bo'lganingiz uchun. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Rahmat, salomat bo'ling. Baxt, omad tilayman sizga. Endi shu yerda muxlislaringiz uchun yana jonli ijro bo'lsin dedilar. Ko'plab muxlislaringiz so'rab turibdi. Geldik size mambul beyer ki yarım uyan indi. Taza bağa bağ bambul bey nazlı yarım uyan indi. Geldik size mambul beyer ki yarım uyan indi. Taza bağa bağ bambul bey nazlı yarım uyan indi. Erki yarım uyan indi. Ağa canım uyan indi. Erki yarım uyan indi. Ağa canım uyan indi. Naz bileni cilve bileni geldim yarım uyan indi. Naz bileni işve bileni geldim yarım uyan indi. Avvalambor sizlarga ham rahmat, sizlarning ham ijodlaringizga omad tilayman. 2020-yil mana ko'pchilik gay qiyinchilik ham bo'ldi, boshqa ham bo'ldi, kasallarimiz ko'p bo'ldi. Ilohim 2021-yilga o'tganda hamma narsa eski yilda qolib ketsin. Hammaga omad tilayman. Yurtimiz tinch bo'lsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Hamma chetda yurgan yurtdoshlarimiz ham sog' salomat yursinlar. Oilasi baxtini, bola chaqasi baxtini eson-omon o'ynab, kulib yurib, yurtimizga kelib, to'ylatib o'tirsinlar. To'ylarda ustoz san'atkorlar borib xizmat etish nasib etsin. Qolganini ayna bizga shogirdlar borib nasib etish, xizmat etish nasib etsin deyman. Hammaga omad 2021-yil omadli yil bo'lsin, lekin men 2020-yil ham omadli yil bo'ldi. Oila qurdim, bola tug'dim, ko'p narsam o'zgardi hayotimda. Yana bir bor taklif uchun rahmat. Nodiyman, sizlar ham omad tilayman jamoangizga. Ilohim shunday ko'p ustoz san'atkorlardan ham shunday intervyular olib, bir zor kanal bo'lib ketinglar. Şu vaqtda bizlarni ham eslab turinglar. Ko'plar o'zgarib ketadi-da. Ko'pini gördüm. Sizlar o'zgarmanglar. Sizlarga omad tilayman. Sog' salomat yuringlar. Hammaga omad yor bo'lsin. Sizga ham rahmat. Avvalambor ko'rsatuvga yana bir marta rozi bo'lganingiz uchun mingdan ming tashakkur aytaman. Siz ham yangi yil oilangizga quvonch, baxt olib kelsin. Rahmat. Bizni kuzatib boring, biz yana san'atkorlarning hayot ijodini o'z kanalimizda yoritib boramiz. Video yoqqan bo'lsa, siz like bosing, bizga obuna bo'ling, birinchilardan bo'lib siz san'atkorlarni ijodi haqida bilib borishingiz mumkin. Bugun siz bilan estradamizning yorqin yulduzi vakilasi Dilafruz Hayitmatova bo'ldi. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.